işçilik haklarını, insanca çalışma haklarını istiyorlar ve bunlar duyulmadığı için, bu talepler duyulmadığı için yine eylemdeler. Sağlık çalışanları dün yine bir aradaydı, protesto yapıyorlardı. Son bir yıl içerisinde neredeyse tüm yurtta 4 defa iş bıraktılar, 3 defa miting yaptılar aile hekimleri ve tüm sağlık paydaşları tabii ki. Ve yine yeniden Sağlık Bakanlığı'na seslendiler, haklarımızı istiyoruz dediler. Şiddete uğrayan sağlık çalışanları da oradaydı. Adalet bekleyen sağlık çalışanları da aynı sesle, sözle haykırıyorlardı. Taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Muhabirimiz Ali Morca da o anları kaydetti. Gelin izleyelim. Aile hekimleri, aile sağlığı ebe hemşireleri ve tüm sağlık paydaşları ile birlikte son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı'na sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliğini sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Sağlıkta dönüşümle birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte. Taleplerimiz çok net. Ücretlerimizin açlık sınırının üstünde olması, insani koşullarda refah bir hayat süreceğimiz ücretlerle çalışmak istiyoruz. Kamu dışı kadrosuz çalışan arkadaşlarımız bütün özlük haklarından mahrum olarak çalışmaktalar. Onların bir an önce kadroya alınmasını talep ediyoruz. Aile hekimliği çalışanlar olarak bizi görmezden gelindiği için biz artık buradayız demek için buradayız. Biz de buradayız ve çok yorulduk, yıprandık demek için buradayız. Siz benim hastamsınız. Tansiyonunuz var. Tansiyonunuz düşmez ise bana ceza geliyor. Kilo vermez iseniz bana ceza geliyor. Bu da dediğim gibi tıp dışı, mantık dışı, akıl dışı. Biz bunların derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Taleplerinizi Sağlık Bakanlığı'na ilettiniz mi tamamına? Şimdi Bakan Bey'in kendisi maalesef bizimle görüşmüyor. Ama bakanlık yetkililerine tabii ki uzatıldı. Bakan yardımcılarına iletildi. Acı da kahır da çekmiş geliyor, güneşten boşanmış kopmuş geliyor.